Matematik dersine girmek için sabırsızlanıyorsun değil mi Cina? Belki beraberce denklemlerin bir üstünden geçebiliriz. Vay canına. Hey selam. Burası ders çalışmak için iyi bir yer gibi. Neyin var Alex? Mendy çok güzel. Keşke onunla konuşabilseydim. Belki sana yardım edebilirim. Burada bekle. Cina sen ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın. Kazağını çıkar. Pilotlu çorabından bir parça keseceğim. Bu kadar yeter. Sonra parmak kısmını keseceğim. Banka falan mı soyacağız? Ne? Hayır. Şimdi çorabın içine biraz dolgu yapacağız. İşte böyle. Gıdıklandım. İyi görünüyorsun. Vay canına. Bu Alex mi? Kendimi harika hissediyorum. Hadi acele et. Mendy ile konuş. Senin en sevdiğin denklem nedir peki? Çok komiksin. Pikniğimiz için biraz meyve lazım. Demek sendin. Merhaba anne. Bu elma kütür kütürmüş. Aferin oğluma, hepsini ye bitir. Ben de şu muzları bir sudan geçireyim. Peki anne, ben şuraya oturayım. Bu garip bir his de nedir? Seni kandırdım ha? Bu diğerleri silmem gerektiğini hatırlattı. Bu elma çok iğrenç. Bunu artık yiyemezsin. Al bunu anne. Bu aklıma bir fikir getirdi. Elmayı balonun içine sokacağım. Bu da onu güvende tutup toz toprak bulaşmamasını sağlayacak. Vay canına, bu çok akıllıca anne. Pekala, hadi gidelim. Ay cığım çok pofuduk. Merhaba Bay Tavşancık. Canım sıkıldı. Oynayıp eğlenebileceğim bir şeyler olmalı. Hayır, bu değil. Bu da değil. Olmaz. Hiç olmaz. Hep boynuzda atlar mı? Ben bebek değilim ki. Merhaba tatlım, bir sıkıntın mı var? Bana yeni oyuncak lazım. Bunlar çok sıkıcı. Anladım. Belki seni biraz neşelendirebilirim. Bu babacığın, yani anneciğin bebeği. Bununla oynayabilirsin istersen. Hayır istemiyorum. Biraz atıştırmalığa ne dersin? Hayır. Peki bir kavanoz şekere? Hayır. Ya bir çekice? Bir saniye. Sen ciddi misin? Buldum. Hayır baba. Ama her şeyi denedim. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bir balon. Sanırım durumu nasıl düzelteceğimi buldum. Bir balon, bir misket ve lastik bantla başlıyoruz. Misketi balonun içine koyuyoruz. Sonra ucunu lastik bantla bağlıyoruz. İşte böyle. Sonra balonun içini dışına çıkarıyoruz. Ve balonu şişiriyoruz. Balonun ucunu bağlıyoruz. Bir parça kağıda göz resmi yapıp bunları balona yapıştırıyoruz. Aynı şeyi ağzı içinde yapıyoruz. Balonun üstünde kalemle dikkatlice çizgiler çiziyoruz. Hiç fena olmadı. Son olarak kulak ekliyoruz. İşte sana balondan bir kaplan. Baksana ne yaptım. Vay canına, bu çok sevimli. Senin neşelendirebileceğimi biliyordum. Vay canına, üstelik iki yana sallanıyor. La 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 la, okul bittiği için çok mutluyum. Anahtarlarımı alayım. Buralarda bir yerde saklandıklarını biliyorum. İşte burada. Ama kilide uymuyor. Ne şapşalım. Bu doğru anahtar değilmiş. Yine mi? Bu çok stresli bir şeymiş. Bunun doğru anahtar olması lazım. İçeri giremiyorum işte. Üstelik tuvalete gitmem lazım. Bununla ilgili içimde iyi bir his var. Hayır, bu da değilmiş. Arabam yok ki. Hadi ama. Vay canına, hava karardı. Burası biraz ürkünç oldu sanki. Fare. Olamaz. Yaklaşma bana. Lütfen canımı yakma. Merhaba Alex. Sen burada ne yapıyorsun? Baba. Seni gördüğüme çok mutlu oldum. Anahtarlarımı bulamadım da. Şu çantana bir de ben bakayım. Anahtarın işte burada. Hadi bunu daha kolay bulunur hale getirelim. Bu tüyo sayesinde anahtarlarını artık hiç kaybetmeyeceksin. Önce bize epoksi reçine lazım. Reçineyi cam bir kaba dök. İçine biraz boya ekle. Tahta bir çubukla karıştır.
iple çiğne ve boya karışana kadar iyice karıştır. Bu kadar yeter. Şimdi reçineyi silikon kalıbın içine boşalt. Tek bir kalıbı doldursak yeter. Reçine sertleşmeden anahtarı içine bastırmamız lazım. Şimdi biraz bekliyoruz. Reçine sertleşir sertleşmez kalıptan çıkar. Artık anahtarı bulman çok daha kolay olacak. Al bakalım. Vay canına, bu harika. Sağ ol baba. Buna çember deniyor Alex. Hadi şimdi bunu çizmeye çalışın. Oo, ne heyecan verici. Bu dersten kalacağıma eminim. Az kaldı. Bunu başarabilirim. Bekliyorum. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok ama fena gözükmüyor. O da ne? Önce bir eskizini yapmam lazım. Süre neredeyse doldu. Acelesi mi olacak? Umarım bu hoşuna gider. Cidden mi Alex? Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İşte başardım. Bunu izle. Bunun için tek gereken bir ataç. Atacı S şeklini alacak şekilde aç ve kağıdın üstüne koy. Atacın her iki ucuna da birer kalem koyup uçlardan birini kalemle hareket ettiriyorsun. Böylelikle kusursuz bir çember çizebilirsin. Çok kolay. Hadi dene. Hadi bakalım. İşe yarıyor. Dur artık. Bir sürü çember oldu. Kontrolden çıktı. İmdat. Güzel bir çember Eli. Onun ne yaptığını anlayamadım. Ben artık çember çizebiliyorum. Bu da ne? En kısa zamanda buluşmamız lazım şekerim. Ben bir robotum. Al bakalım şunu. Tamam. Çal. Ben hayat diye buna derim işte. Merhaba anne. Robotumu artık sevmiyorum. Tamam, o zaman telefonumu al. Bu çok eğlenceli olacak gibi görünüyor. Belki şimdi biraz dinlenebilirim. İyi de bu telefon pek bir şeye yaramıyor. O ses de neydi öyle? O benim telefonum mu? Erkek çocukları işte. Neyse ki bir telefonum daha var. Resim yapmak eğlenceli olabilir. Çok güzel oluyor. Anne bak, güneş resmi yaptım. Güzel olmuş canım. Bir içecek daha lazım bana. Hayat ne zor. Bunu yapması için birini tutmalıyım. O ses neydi öyle? Çok ferahlatıcı. Buz küpü boya. Buz küpü boya. Harika bir fikrim var. Kaseye su doldurmakla işe başlıyorum. Bu kadar yeter. Kaseye kapağını takıyorum. Sonra bunu dondurucuya koyuyorum. Şimdi beklemem lazım. Vay canına, kocaman bir buz küpüm oldu. Bu küpü boyayarak başlayacağım. Farklı kısımlarını farklı renklerle boyayacağım. Gökkuşağı gibi oluyor. Renkler birbirine geçiyor. Şimdi biraz beyaz ilave edeceğim. Sonra biraz daha mavi. Vay canına. Bu çok güzel oluyor. Buna daha fazla kırmızı lazım. Şimdi sıra yine beyazda. Bu çok eğlenceli. Böyle devam edebilirim. Çok sıcak. Bir içeceğe ihtiyacım var. Bunun tadı iğrenç olmuş. Benim içeceğime ne olmuş öyle? Şimdi anlaşıldı. Ama en azından güzel eğleniyor. Hayatta önüne beklenmedik sorunlar çıkabilir. Ancak sen bu tüyolar sayesinde her şeye hazırlıklı olacaksın. Senin en gözde günlük tüyon nedir? Aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.